Yani anlatmak istediğim Evrim Anataş çok yönlü biriydi. Evet. Gazeteciliğine dair en belirgin olarak söyleyebileceğim şey ise şudur. Hak haberciliği ve kadın haberciliği konusunda önemli katkılar sunmuş bir gazetecidir. Ve bu konuda her zaman çok titiz olmuş biridir. Haberi izlerken mesela ayrıntılara çok dikkat ederdi. Haberin diline çok özen gösterirdi. Aslında mesela bir örnek vereyim, daha iyi olur. Sanırsam 2004 yılıydı. Gazetede yayınladığımız Gül Dünya törenin katledilmesi haberinin bir yerinde töre cinayeti ifadesi kullanılmıştı. Bunu çok tartıştık, epey tartıştık. Evrim bu yanlış haber diline en çok sinirlenenlerden biriydi. Bu ifadenin faili nasıl gizlediğini, cinayeti nasıl meşrulaştırdığını, ayrıca ana akım medyanın töre cinayeti kavramının nasıl özellikle kullandığını ve sanki yalnızca Kürtlere ait bir pratikmiş gibi sunduğunu, bu nedenle dilimize çok dikkat etmemiz gerektiğini tutkuyla dile getirenlerden biriydi. Hastalığının nüksettiği dönemlerde bile kendisi için tehlikeli olabilecek haberlere gitmekten hiçbir zaman imtina etmedi. Mart 2006 yılında Diyarbakır'da yapılan eylemleri hatırlarsınız, bilirsiniz. 14 gerilla Muş'ta kimyasal silahla katledilmişti. O zaman Evrim'le birlikte Diyarbakır'daydık. Hastalığı nedeniyle kemoterapi görüyordu. 6 gerilla cenazesinin Diyarbakır'a getirildiği gün eylemler başladı ve Evrim'i tutmak mümkün olmadı. Ciddi bir tedavi görüyordu. Omuzunda nükseden, yani önce kalçasında başlayıp sonra omuzuna nükseden kanser nedeniyle kemoterapi görüyordu. Ama o düzenli kemoterapi aldığı zamanda bile o eylemleri izlemekten kimse Evrim'i alamadı. Evet. Bağlarda o köşe, bu köşe nasıl haber izlediğimizi, o kemoterapi ilacının yarattığı halsizliğe rağmen nasıl haber izlemeye devam ettiğini ben çok net hatırlıyorum. Hatta çok net hatırlıyorum. O halkın eylemlerini izlerken bir de bir muhabir arkadaş, Dicle Haber Ajansı'ndan bir muhabir arkadaş arayıp Evrim abla karakol düştü, halk karakola ele geçirdi falan deyince Evrim'i tutmak hiç mümkün olmadı, imkansızlaştı. Çünkü haberin kendisine telefonda aktarıldığı gibi yayınlanacağı telaşına düştü. Öyle bir panik yaşadı. Çok halsiz olmasına rağmen eve değil direkt haber ajansına gittik. Yani demem o ki hani Kürt basınında çıkan her habere karşı büyük bir sorumluluk duyardı. Okuyuculara karşı çok büyük bir sorumluluktu. Diyarbakır'da gazeteyi dağıtan dağıtıcı arkadaşlarımız her hafta düzenli toplantı yaparlar. O toplantılara katılırdı. Okuyucunun gazeteye nasıl eleştirileri var diye sorardı. Dağıtımcı arkadaşların gazeteyi dağıtırken yaşadığı zorlukları dinlerdi. Bunları haberleştirir, köşe yazısı konusu yapardı. Hani benim çalıştığım dönemde editorya katında çalışan, editör olan arkadaşlardan dağıtımcı arkadaşların toplantılarına katılan kaç gazeteci gördün dersen, benim tanıklığım sadece Evrim Anataş'tır. Hani bu bile onun hani nevi şahsına münhasır okuyucuyla kurduğu, yani nevi şahsına münhasır kişiliğini, okuyucuyla kurduğu bağı ve ona karşı duyduğu sorumluluğu göstermeye bence
en çarpıcı örneklerden biridir. Evet, şimdi evrim öncelikle kişisel olarak ve şey olarak ağlak dile, mağdur dile tahammülü olmayan bir insandı ve başka türden bir dille mücadelenin daha etkili olacağına inananlardandı. Ki bu konuda da haklıydı. Bu mizahçı yönü Özgür Gündem açısından da bir ilktir. Çünkü Özgür Gündem'de mizah alanında kadını var eden kişi, kadını var eden kişi Evrim Alataş'tır. Evrim Özgür Gündem'de yazan ilk kadın mizah yazarıdır. Mizah yazmalıyız. Kadınlar olarak düzeni biraz da gülerek bozalım diyordu ve gazetede Fincan Hanım köşesini yazmaya başladı. Köşenin adını ise bir arkadaşın anlattığı Vanlı bir kadının isminden esinlendi. Fincan Hanım böyle fikrini söylemekten çekinmeyen, aksi ve çok konuşan bir kadınmış. O Kürt kadınlarını bilirsiniz. Evet. Aksi ve güçlü duran Kürt kadınlarını. Evrim de işte mizah ötekinin silahıdır. Fincan Hanım gibi mesela çok konuşarak ve anlatarak bu silahı kullanmalıyız diyordu. Ki nitekim onun başlattığı bu güldüren köşe yazıları aynı zamanda neyin Kürt'ü ve kadını acıttığını gösteriyordu. Evrim'in köşesi çok sevildi, ilgi gördü ve bu anlamıyla da özgür basın geleneğinin ilkleri arasında yerini aldı. Sadece okuyucuları değil, çalıştığı her yerde güldürürdü, gülerdi. Dediğim gibi o muğlak dili, mağdur dili, ağlak diliyle karşı bir tahammülsüzlüğü vardı. Söylediklerinin böyle daha etkili olduğunu, daha fazla dikkat çekeceğini düşünüyordu ki doğruydu. Eleştirisini nüktedan dili sayesinde mesela kolay kabul ettirirdi. Bunun içindir ki hani tüm gazeteci arkadaşlarına, hayatına dokunduğu herkese ama özellikle de gazeteci arkadaşlarına evrim derseniz evrimi yüzlerinde bir gülüş olarak görürsünüz. Bir gülüştür Kürt gazetecilerinin yüzünde. Diğer önemli bir özelliği, özellikle bahsedilmesi gereken özelliği Evrim'in Diyarbakır sevdasıdır. O bir Diyarbakır sevdalısıydı. 2005'te hastalığı tekrar yükselttiğinde Diyarbakır'a yerleşmeye, kaynağa dönmeye karar verdi. Onun için kaynağa dönüştür. Hani o hastalığın verdiği de ayrıca şeyler de vardı. Yani hani bir şeyleri hep yetiştirmeye çalışma, hep dolu dolu geçirme, hep eksik kaldığını hissetme, hep yeterli olmadığını, yeterli kalmadığını, ürettiklerinin hiç yetmeyeceğini düşünürdü. Bunun için İstanbul Gazete Merkezi zaten hani hastalığı nedeniyle de çok şey yapamıyordu. Hani çünkü günlük gazete performansı yüksek bir performanstır ve onun için çok yorucuydu. O nedenle ayrılmak zorunda kaldı ama sürekli gazeteyle bağ içerisindeydi. Ama İstanbul'da yaşamak yerine Diyarbakır'a dönmeye karar verdi. Çünkü Diyarbakır onun için kaynaktı, onun toprağıydı. Onu daha fazla üretmesine neden olan yerdi. Çünkü toprağıyla güçlü bir bağ vardı. Onun tanıklığıyla, onun ondan aldığıyla verdiği gerçekten artıyordu. Nitekim hani bakarsanız Ahmet'te daha fazla yazdığını, daha fazla çizdiğini göreceksiniz. Mindit'in senaryosunu orada yazdı. Onun dışında birçok gazeteye, sadece Özgür Basın'a değil, farklı gazetelerden birçok gazeteye köşe yazarlığı yaptı. Haftalık yazılar yazdı. Evet, Evrim Alataş Kürt'ün sesine ses katmış. Özgür basın geleneğine, özgür gündeme, hak haberciliğine, kadın haberciliğine büyük emek vermiş bir isimdir. Ve susturulamayan Kürt basınının yüz akıdır.
her Kürt'teki gibi dağ Kürt'tür. Yani Kürt'ün tek arkadaşıdır. Onun onu var eden, varlığını çoğaltan tek mekandır. Bu nedenle de her Kürt'te olduğu gibi evrimde de anlamı büyüktü. Zaten çocukluğu biliyorsunuz köyünde. Evet, dağ onun için her Kürt'te olduğu gibi direnişin mekanıdır.